Selamlar en değerli, ben Hürrem Aşiret üyeleri, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir çünkü ben çok iyiyim. Şimdi benim kanalıma girip hakkımda kısmına baktığınızda orada şöyle bir ifade görürsünüz. Gülmeyi değil, %100 doğallığı garanti ediyorum diye. Bugün abi anketçi olmak isteyen bir karakteri canlandıracağım. O karakteri yine oyunun başında görebilirsiniz ki zaten başta bakarsanız da görebilirsiniz orayı geçti. Ama demek istediğim şu. Ben videolarımda size gülmeyi değil doğallığımı garanti ediyorum abi. Yani şu demek değil ki bu video %100 komik olacak diye. Gülebilirsiniz. Ama bazı yerlerine gülmeyi de bilirsiniz. Orasını ben bilemem. Ama isteğim şu. Canlandırdığım RP'yi en iyi şekilde canlandırabilmek. Amacım bu. Ve bunu yaparken de doğal olmak. Tek istediğim bu. Bugüne kadar 23-24 tane karakter canlandırdım. Onları da iyi canlandırabildiğimi düşünüyorum. Bir şey diyeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi oyuna geçelim bakalım nasıl canlandıracağım. Sevecek misiniz, sevmeyecek misiniz bunları görmek için? Hadi oyuna geçelim. Anketçi olmayan... Anketçi olmayan değil lan. Anketçi olmak isteyen bir karakter. Abi belki neredeyse her videoda söylüyorum ama isteğim haklı bir istek abi. Ne olur Allah'ım, ne olur benim karşıma konuşan biri, etkileşimli biri çıkart ya Rabbim. Konuşan biri olması lazım ki anketçi olarak buna güzel bir soru sorabileyim ve o da cevap verebilsin değil mi? Böyle olduğunda mantıklı bir şey olur yani. Evet, seyirci seçtik. Bununla devam edeceğiz demek oluyor bu. Şimdi giriş yapıyorum bakalım. Hepinize merhaba, iyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız? Bu ne lan öyle? Ben nasılsın? Spiker gibi. Sen nasılsın? Ben de çok teşekkür ediyorum. Zamanınızı belki 2 dakika alacağım ama birkaç soru sormak istiyorum. Sanal dilenci tabii. Misin oğlum sen de? Sanal dilenci misin? Sus artık ya. Estağfirullah, bu yorumu yaptıracak kötü bir davranışta bulunduysam özür dilerim fakat... Kanka bunun sonu iyiye gitmiyor bak, bunun sonu iyiye gitmiyor. İnan iyi bir yere gidecek. Sadece sadece iki dakikanızı istiyorum. Yani birkaç soru sorup çekileceğim. Hadi bakayım. Evet, ilk sorumu sizlere soruyorum. Türkiye'nin en güzel kadını kimdir? Üf. Hande Erçel. Saçmalama. Hadi bakayım. Hande Erçel seçilmemiş miydi? Evet, o dünyanın en güzel kadını seçilmişti. Saçma bir durum olarak karşılıyorum ben bunu. Peki ben diğerleri mi? Sizler ne diyorsunuz? Kanka bilmiyorum ya. Bana her gördüğüm güzel geliyor. O da güzel. O da güzel gerçi. Yapacak bir şey yok. Kanka bilmiyorum yani. Bunu bilse bilse bunu var ya yam kuyu bir bilir birader. Peki yam kuyu sen ne diyorsun? Hayır, duymadım soruyu. Soruyu bak tekrar alsın. Tabii. Türkiye'nin en güzel kadını sizce kimdir? Oğlum bana niye sorduruyorsun? Ben nereden bileyim birader? Kanka hemen bak. Kanka büyüğü hemen aklımda gelen birini söyleyebilirsin ya. Kanka Türk oyunculardan fazla bilmiyorum, anlatabiliyor muyum? Kanka illa Türk olması gerekmiyor biliyor musun? Ya, Türkiye'nin en güzel kızı demedim mi? Ha doğru. Doğru söylüyorsun lan. Yabancı olsa yabancılar aklıma geliyor da Türk gelmiyor birader. Okey. Odaklanamadım ya. Oğlum o neydi lan? Türkan Şoray'ın eski hali gayet güzel. Niye? Yeni hali değil mi? Tamam oğlum, yaşlandı şimdi. Yani biraz ayıp oldu Türkan Hanım'a fakat tabii diyecek bir şey yok. İfade özgürlüğü sonuç olarak. Arada eskiden... İlik miydi? Ya şey vardı, neydi kadının adı? Gül... Bir şey Sango muydu? Gülçin Sango muydu? Kimdi ya? Evet o... Elçin Sango. Evet, çok güzel kadın, evet. Ben o kadını çok beğeniyorum bak. Peki ben hangi kadını beğeniyorum şu araları? Onu söylememi ister misiniz? Hiç umurumda değil. Peki o zaman. Seni şuraya kadar etmemiz. Eğer bunu kayıt alıyorsan çok güzel, böyle gitsin. Abi, solunda gerçekten... arkanda Berra, arkanda adam. Adam çok komikti o ya. Seç. Dinliyorum. Kanka bak altta half follow yazıyor kanka. YouTube kanalım var, takip et. 420 kusur abonesi var. Bak burada da bir şey yazıyor, buraya bak. Bakıyorum. Sen de buraya bak o halde. Ben Hürrem Aşireti. Kaç abone var kanka? İkinci bir soruyla karşınızdayım. Hadi bakayım. Türkiye'nin en yakışıklı adamı kimdir? 21 abonesi var. En yetkili mi? En yakışıklı adamı kimdir? En yakışıklı. Dur. Ha yakışıklı. Yabancı sorsanız olmuyor mu? Yakışıklı birader. Hanımefendi sizin için her şey olur. Hadi dünyanın en yakışıklı adamı oldu. Bak Türkiye'nin ben bilmiyorum adam. Bak ben Murat'ı çok seviyorum bak Murat Buz. Ben de Kıvanç Tatlıtuğ. Kıvanç unuttum ben. Kıvanç aynen. Kıvanç Tatlıtuğ iyi, yabancı olarak
Yabancılarda çok seçenek var. Yabancılarda çok var be. Oha, Türkleri Tom Hardy birader ya. Tom Hardy. Hayır, alakası yok bu arada. Saçmalama, çok seksi adam. Aynı bize benziyor. Başka soru yok mu? Olmaz mı efendim, olmaz mı? Özür dilerim, sorayım. Evet, bu sorunun cevapları verildiyse eğer diğer bir soruyla biraz daha zamanınızı almak istiyorum. Kanka sen bunları şeyden mi çaldın be? Überkloz diye bir çocuk vardı. Hayır, kimseden çalmadım. Bunlar o da böyle metrolarda yapıyordu bunu. Alın bak, çalıntı içerik yapmayacaksın kardeşim. Hayır, özgün olacaksın. YouTube'daysan özgün olacaksın. Estağfurullah. Bu çalıntı içerik değil, estağfurullah. Asla kimseden çalmam, çırpmam ben. Devam et. Ya çok odaklanamıyorum. Sesin şeye geliyor. Atış seslerinden az geliyor. Bu biraz hepsi burada. Genel kültür bu. Dünya dışında. Ne? Dünya dışı. Ah! Burada. Uzundan. Ha, konuşsan oğlum. Dur. Adam konuşamadı. Dur. Eyvallah Sky. Konuşamadık evet. Dur. Hadi oğlum. Çanta yolda. Ay, çakamadım lan. Ay! Çok iyiydi Eren. Evet, dünya dışında 3 gezegen sayar mısınız? Venüs, Mars, Jüpiter. Ya o işte. Satürn, Jüpiter, Mars. Harika. Ondan sonra Neptün. Harika. Ne yaptın be ya? Venüs, Mars. Kanka bu Plüto'yu çıkarttılar da yazık değil mi buna? Gerçekten. Ay kendimi attım. Çekil. Küçük gezegen. Sana bir şey diyeyim mi şu an? Bak daha fazla kil alabilirdim. Senin yüzünden alamıyorum. Ben de gerçekten alabilirdim. Odaklanamıyorum bak. Dinlemek istemiyorum. Mutelemek de istemiyorum ama dinleyesim de geliyor. Çok özür dilerim eğer sizi sesimle rahatsız ettiysem. Yok, amacım rahatsız kesinlikle etmedim. Bu değil. Odaklanılmıyor. Susabilirim. Hayır susma devam. Hayır devam edin. Onun kusuruna bakmayın. Ya şey olur ya hani böyle ittiği yerden çeker ya, sen öyle bir şeysin şu an. Alırsın al onu. Al sık. Tebrikler adama. Bende de olduğunu olsa ben de atarım. Aynen öyle. O halde kritik bir soruyla karşınızdayım. LGBTQ+ hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben destekliyorum. Abi ben de destekliyorum. Ya biz karışmayalım ya. Sage pasif misin? Bana hiç fark etmez. Yani öyle. Ay ilahi yahu. Ben destekliyorum. Hani karşılığımız yok ya, karşılığımız ya. Geçen hafta da bu soru. Oğlum ulti neden bu adamı vurmadı? Kimsenin hayatını kimseye ilgilendirmesi olur. Mesela bizim reis bir seksüel. Aaa. Orasını mı tamam? Reyna Hanım bu kadar güldüren şey neydi size acaba? Buna bak lan, bunu YouTube atarsan benim nickimin üstünü kapatıyorsun. Spike yerleştirildi. Helal. Hazır. Get beni kaldır. Get. Gel. What? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dur, alacağız. O zaman bir soru. Alacak mıyız bu eli? Sizce ne düşünüyorsunuz? Alacağız. İyi seyret. Evet. Sadece bu ellik sus. Base'de mi? Galiba. Bak ses buradan geliyor. Abi harbiden ne yapıyor bu gerizekalılar? Ben de bilmiyorum. Bak aldık, gördün mü? Sen bana inan. Elinize sağlık. Ekle bakayım. Sizin de. Sizi de ekleyin. Elinize sağlık. Hayır kardeşim, ilk sen ekle. Gruba katıldıydım. Şşş, senin ayaksın lan. Merhabalar tekrardan. Şşş. Grubumuza katıldığım kendi için mutluyum. Kendi sesinden konuş bakayım, kendi sesinden konuş. Bu benim gerçek sesim. Bırak şimdi spiker ayağını. Estağfurullah. Senin ya. Evet gerçek sesi kanka, YouTube'da dedi. YouTube'da. Ne videosu çekiyorsun kanka sen normalde? Ben haftanın 5 günü pazartesiden cumaya kadar oyun videoları atıyorum. Benim hedef kitlem daha çok oyun içeriği izleyenlerin kitlesi. Yani eğer sizin oyunla ilgili bir izleme zevkiniz yoksa benim videolarım hoşunuza gitmeyebilir. Bu tür videolar atıyorum. İçerisinde... Tekrar yaz bakayım bir. Tekrar yaz. Tabii. YouTube'da falan mı yaptınız? Yoksa normal bir eğlencesine mi? Şu anda YouTube videosu yapar durumdayım. Evet, yapıyorum şu anda. Ha. Orada bir şey... Ben son evdeydim. Arkadaşım için bir yerini davranadım. Ben çıkıyorum. Size iyi eğlenceler. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşürüz. Ben de. Dediğim gibi denk gelirsek oynarız, tamam? Tamamdır. Görüşürüz. Hadi kendine iyi bak. Ulan Yam Kayyu Bey acaba 21 abonem var. Bak 21 abonem efendim, var. Öyle efendim. Bir isim koymuşsun ki yazınca direkt çıkıyorsun birader. Çok teşekkür ederim. Aynen. Allah. Ben de öyle. Ben ayarlayamadım ya. Anasını satayım. Evet, benim ismimin güzel olduğunu düşünüyorum ben. Peki bir soru sorabilir miyim Yam Kayyu Bey? Evet. Acaba siz az önceki Reyna'ya yavşıyor musunuz? Ne alaka soru birader? Ayak bastı. Gittim büyüyor. Yürütürek. Sen daha biraz daha oyunlar oynuyorsun ya. Böyle çok büyük oyunlar oynamıyorsun sen.
evet, gönül ister ki Cyberpunk 2077 oynayabileyim. Fakat mesela tabii benim profilime girersen bitirdim kanka ben. Yani olabilir. Demek ki paranız var, bitirmiş olabilirsiniz. Hatta Cyberpunk'la başladım izlenmem olsun diye. Olmadı anasını satayım. Değil mi? Olmaz. Çünkü bakın ben size onun sistematiğini anlatayım. Yok şimdi kanka şey, bilmeden girdim. İlk video hani hiçbir şey bilmiyordum. Evet. Ana olarak çektim. Edit yok, bir şey yok. Dümdüz ya. Benim eğer teaser'ımı izlerseniz oradaki montajın, editin ne kadar emek gerektirdiğini... Yok ben hala yapmıyorum kanka. Hala adam gibi üstüne düşemiyorum. Bilgisayarımda bir ara sıkıntı oldu, onun için üstüne düşmüyorum. Ham halde çekiyorum. Ham halde paylaşıyorum. Çok sıkıntılı videoları bekletiyorum biraz da. Anlıyorum, anlıyorum. Ben öyle değil işte. Ben pazartesi günü bir seri, salı günü bir seri, çarşamba, perşembe bir seri, cuma bir seri. Fakat perşembe gününü şöyle bir ayrıcalık tanıdım. Perşembe günü çeşitli oyunları oynadığım gün oluyor. Yani her perşembe ya bir serinin 3-4 bölümü en fazla. Kendine, ve yani sürekli kendine bir şey ayarladın. Ne derler ona? Program işte. Program. Aynen. Plan. Bu şekilde devam ediyorum. İyi olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Valla ben de öyle bir seri başlatıyordum da sonradan bıraktım ya. Olmuyor ya anasını satayım. Tutulmuyor. Bir yerde patlaman lazım. Bu şöyle, ben size açıklayayım. YouTube bir kafe gibi düşünün. Siz kafeye garson olarak girdiniz. Bir ay çalıştınız ve 3 ay o kafeye gitmediniz. O kafeye geri döndüğünüz zaman size patron der ki tamam hadi gel affediyorum seni. Bir ay daha çalıştınız ve 1 yıl o kafeye gitmediniz. 1 yıldan sonra gittiğiniz zaman sizi geri alır mı? Almaz. İşte YouTube'da böyle. Emek vereceksiniz, zamanınızı ayıracaksınız. Anka, emek zaman değil de evet. Şu an 2021'de biraz teknoloji çağında olduğumuz için ben mesela tek bir kanal olarak başlamadım. Ben girdim, gameplay ve walkthrough çekmeye başladım. Bir tane oyunla sabit kalmadım. Tek hatam mesela, hatalarımdan birisi budur mesela. Hani bir oyuna bağlı kalıp da sürekli onun üstüne düşseydim hani en azından o oyunun fanları gelebilirdi mesela. Evet, o da ayrı bir o olmadı. Doğru. Ben bir girdim mesela bir saatlik, bir buçuk saatlik BF1 oynadım. Çıktım Forza oynadım. Çıktım Cyberpunk oynadım. Çıktım onu oynadım, bunu oynadım. Çok karışık girdim mesela. Hepsini şey olarak girdim. Hani elimde olanların hepsini atayım ki hani altına gelen yorum falan olursa bundan devam et diye ondan devam ettirmek için mesela hepsinden ilk bir saatini falan oynamaya çalışıyorum mesela. Öyle bir şey yaptım. Sonradan baktım ki TikTok'taki veletler daha iyi gelişiyorlar. Bir TikTok hesabı açtım. Yavaş yavaş oraya video atıyorum. Orada en azından böyle emek saygı falan, herkes dilenci gibi ama ben hiç dilencilik yapmadan da 200, 300, 500, 800 lira izleniyor. Teşekkür ediyorum. Benim adım Murat. Arkadaşlar ya biraz çıtayı yükseltin ya. Biraz çıtayı yükseltin. Yok mu bir baba yiğit ya? Bir baba yiğit yok mu? Erhan teşekkür ediyorum. Bir baba yiğit yok mu? Şuraya bir araba atacak. Ekran kaydı açık. Ağlamadan da izleniyor yani kanki ya. Vallahi evet, bilmiyorum da YouTube çok gereksiz zamanda başladım ya. Yani direkt YouTube değil de başka bir platformda ünlenip oraya gelsen daha iyi gibi. Şöyle söyleyeyim, bu fikir de aslında pek doğru yani sayılmayabilir. Bu bizler için diyorum. Yani tanınmayan şimdi diyelim insanlar ki için. Sen tanınıyor musun mesela? Yok, ben de tanınmıyorum ama şöyle söyleyeyim ben size. Sen bak o kadar edit yapıyorum, o kadar uğraşıyorum diyorsun. Emeğin karşılığını şu an alıyorsun mu? Yok. 3 ay oldu, almıyorum. Eğer bu fikirle devam edip yolunuzda bir başarı göremiyorsanız bu bir hatadır. Çünkü bu bir başarı olacaksa eğer bu çetrefilli yollarla olmalı, bu engellerle dolu olmalı ki buna biz en sonunda başarı diyebilelim. Çünkü başarı dediğiniz şey zaten kolaylıkla değil, zorlukla ulaşılan şeydir. Şu anda 3 ay oldu. Evet doğru, şu anda izlenmelerim yüksek değil. Fakat bu demek olmuyor ki ileriki zamanlarda izlenmelerin yüksek ya olmayacak. Öyle, öyle de kanka şimdi dediğim gibi bak hani veletler TikTok'a giriyor birader. Bir ayda ünleniyor orada nereden baksan. 1000-10.000 arası takipçi yapıyor. Hadi ben YouTube kanalı açtım takip edin diye. Bir giriyorlar birader. Hem 1000 saatini doldurup hem 4000 saatini de dolduruyorlar. Olayları bitiyor abi adamların. Evet. Evet. O yüzden diyorum hani biraz aptallık oldu gibi hissediyorum. Ama ben hani vazgeçmiyorum. Daha devam ediyorum yani.
Evet YouTube öyle. Biraz daha bana şey geliyor hani bir tık daha en azından herkesin böyle veletlerin izlemediği yer gibi geliyor. Hani hiç yoktan mesela bir saatlik Valtro çekiyorum. Adam ne bileyim onun içinden geçemediği bir sahne vardır. Sadece oraya girip çıksa bile bu bana yeter. Şunu da açıklayayım ben size. YouTube'un ben A'sından Z'sine noktasından virgülüne kadar bütün neydi o kelime? Algoritma. Algoritma. Bütün algoritmasını biliyorum çünkü ben aslında 6 senedir bu YouTube'un içerisindeyim. Birçok hatalar yapa yapa aslında var olan doğruyu öğrendim. Bu da şöyle oluyor. Şimdi YouTube'da önemli olan şey sadece izlenme değil. YouTube'un analitik kısmına girerseniz hedef kitle, kitle tutma evet, gibi evet. Seçenekler görürsünüz. Evet, evet. Eğer siz hedefinizi, kitlenizi yayınladığınız video süresinin çok altında tutarsanız bu sizin için olumlu bir video olmaz. Veya ya. Siz derseniz ki adam şuraya baksın çıksın bana yeter. Emin olun yetmez çünkü YouTube şunu istiyor. Bir videoda izleyici o videoda kalsın ve izlesin. Buradaki çünkü asıl YouTube'un politikası izleyenleri YouTube'da tutabilmek. Bunu da YouTuber'larla yapıyor. YouTuber'lardan da videolarını akıcı, seri ve izlenilebilir bir halde tutmalarını istiyor. Bu yüzden yani videolarınız %90 civarında izleniyorsa... Sana bir şey diyeyim mi? Tabii. Bak 1080p, 60 fps, 30 ile 50 bit arası çekiyorum birader. Ve ben bunu ham olarak atıyorum, anlatabildim mi? Eşek gibi boyut olarak atıyorum. Çok güzel atıyorsunuz, çok güzel, çok güzel. Bak ama... intro ve outro'mu 4 ay önce hazırladım ama daha şu an hiçbir videomun başına ve sonuna eklemiyorum. Sırf bu 30 GB'lık videoyu ham olarak bozmamak için. Sırf bilerek FPS düşmesin diye. Evet, şimdi siz kaliteye önem verdiğinizi anlıyorum bu davranışınızdan ama emin olun bu YouTube'da kalite önemli olsaydı boktan evet, evet. içerikler, boktan kalitesiz durumlar milyonlar izlenip adamlar milyonları ceplerine indirmezlerdi. Sizin aynen. davranışınız çok etik, ahlak içerisinde barınan bir davranış fakat abi ben yapamam ya. Ben vallahi bak evet. o maymunlar gibi olamam. Evet 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 anlıyorum. Olamıyorum. Olabilsem bak TikTok'ta harbiden alır başımı yürür ondan sonra YouTube'a geri dönerdim. Ama yapamıyorum ya. Bak video karşısında bak sistemim var. Mesela sistem tanıtım videosu istediler bir sürü yerden. Özelden de bir sürü yazan oldu. Abi çektim videoyu yarım saat boyunca çok ciddi bir şekilde. Sonra baktım ki başkalarının videolarını izledim. Abi şebeklik yapıp da milyonlar izlenen var. Düzgünce yapıp da izlenen var. Benimki tam ortasında kaldı. Hani tam hani bir bakıyorum benim videoma bir prof bir adamın yaptığı videoya bakıyorum. Abi arasında dallar fark var. Ben güzel anlatmışım. Bir bakıyorum şebeklik yapan adam videosuna bakıyorum. Bir bok anlatmamış ama eşek gibi izlenmiş. Atmaktan vazgeçtim. Duruyor. Yani. Çekmeyeceğim de. Böyle hafiften böyle ufak tefek şeyleri çekiyorum artık. Burada önemli olan nedir biliyor musunuz? İlk önce hedef kitlenizi belirlemek. Eğer siz hedef kitlenize uygun içerikler üretmezseniz bir psikolojiye hakim olabilecek tarzda içerikler üretemezsiniz. Yani bir sosyoloji içerisindeki insanların psikolojisine yönelik içerikler üretirseniz eğer istediğiniz sayı ulaşabilirsiniz. Ki ama bu işte da... o zaman da insanları kullanmış oluyorsun birader ya. Estağfurullah olur mu canım? İnsanlar hani bak insanların istediğine göre içerik üretebilirim ama niye yapayım? Anladın mı? Yani medya denilen şey dediğim olay, dediğim olay o zaten. Adam işte kamera karşısında çığlık atıyor, bağırıyor, salak salak hareketler yapıyor, ekipman kırıyor, bir şey yapıyor. Bu izleyicinin hani istediği şey zaten. Doğru. Bu maymunluk. Ne gerek var? Bak kameramı ben 4 ay önce aldım. Hala da hani oyun içerisindeyken kameramı açmam mesela. Kaydetmiyorum neden? Mesela. Kamerasız kaydediyorum normal sadece sesle. Sesim bile hani arka plana atıyorum ki bir tık daha kısık. Hani oyuna odaklanıyorum. Hani aslında tam yapmam gereken o aslında. Hani kamerayı, mikrofonu her şeyi düzgün ayarlamak ama. Ya olmuyor yani benden çıkmıyor mesela o. Kekeliyorum böyle çıkamıyorum yani o ham olarak o videoyu çekemiyorum. Çok iyi oynuyorsam oyunu oynayamıyorum mesela. YouTuber deyince aklınıza gelen ilk 3 ismi sayar mısınız? Gerizekalı, aptal, idiot. YouTuber'lardan bahsettim yani isim evet. olarak. Ben de aynı içindeyim yani hepimiz öyleyiz yani bence. Evet şimdi bana YouTube... Hani insan gibi bilim kanalları, teknoloji kanalları vesaireler var. Onları harici tutuyorum ama onun dışında gaming tarafı olsun böyle salak salak challenge tarafı hadi. Olsun. İstediğim cevabı ver. Peki yani YouTuber sayılar mısınız bana? Mesela ben bir YouTuber'ım. Ben Hürrün Aşireli gibi. Aklınıza gelen 3 YouTuber'ı söyler misiniz bana? Sayar kanka mısınız? Ben şeyi takip ederim bak. Orkun Işıtmağı seviyorum. Hani ne kadar challenge'ları mesela bazen abartı hani izlenmek için yapsa da seviyorum abi, mesela Orkun'u. Kısa cevaplar aldı. Hani kısa. Belki yaşlarımız yakındır ondandır ama bilmiyorum bana sempatik geliyor. Ruhi bayağıdır takip ediyordum. Evet. Artık hemen hemen izlemiyorum ama en azından çocuk uğraşıyor yani o kaliteli içerik yapıyor.
aldığının karşılığını da yapıyor zaten. Mandible Remover'u falan takip ediyorum. Kutu açılışlarını vesaireleri çok severim. Ben de size bir kişi daha söyleyeyim. YouTube Türkiye'nin en çok aboneye sahip olan bir kişisi. Barış'ı Enes söyleme bak. Enes. Yok yok, ben onu Enes Batur'u söylemem gerekiyor. Çünkü az önce verdiğiniz örneğe en uygun örnekle karşılık verebileceğim kişi o çünkü. Şimdi aynen. YouTube'daki... Sıkıntı ne biliyor musun işte? Karşının bunu istiyor zaten. Bu istiyor. Evet, işte onunla ilgili bir şey demem gerekiyor benim de. YouTube'da ortalama attığı bir video 5 milyon civarında izleniyor. Eğer bu adam sizin söylediğiniz tarzda içerikler yapmaya devam etse emin olun ki şu andaki izlenen sayısı düşecektir. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi insanların istedikleri o değil. Eğer sizin amacınız izlenmek değilse evet buna devam edebilirsiniz, fakat eğer ki siz izlenmek istiyorsanız, mesela ben düşünmüyorum ki Acun Ilıcalı'nın Güle Oynay O Ses Türkiye'deki sunuculuğunu yaptığını. Ben öyle bir şey düşünmüyorum abi. Tabii tabii. Mesela Acun sürekli oğullarda olmasa ben izlemem mesela. Seviyorum mesela Acun'u da. Yani adam mesela... Kanal sahibisin ama sunuculuk da yapıyorsun. Düşünsene yani. Yap, sence bunu Gül oynayamayacak ki? Ben yapmazdım bence. Mesela bak. Yani... Ben yapmazdım. Anlıyor musun? Ben yapmam. Aynen öyle. Gider bir köşede otururdum, paramı sayardım yani. Onun gibi düşünebilirsiniz işte. Evet, bir oyuna girelim mi? Ne dersiniz? Oyuna girelim. Bir şey diyeceğim. Tabii. Son bir şey sorayım ben sana. Kanka şimdi video edit için hangi programı kullanıyorsun? Çok güzel bir tonlamayla sordum, biliyor musun yani öyle. Çok güzeldi ya. Yazayım. Hani o kadar konu konuşup üstüne bunu sor. Oğlum ya ben Adobe'yi kullanamıyorum ya. Sakin ol, nasıl kullanamıyorsun? Oyuna gir zaten. Kullanamıyorum ya birader. Ben şeyi kullanıyorum. Arkadaşım bana şey öğretti. Sony Vegas öğretti mesela. Sony Vegas mı? Onlar basitler. Sony Vegas kullanıyorum ben. Daha basit. Hani daha hani ben daha dedim ya hani adam gibi edit vesaire yapmıyorum ya mesela. Daha basit mesela benim için. Daha basitini istiyorsan şunu kullan. Yaz bakayım. Kaydedeyim ismini. Aa bunun aynen, tamam. Bu aklımda zaten benim. Sizinle video çekmek güzeldi. Aynen kanka. Ama 3 kişi girersek senin zorlaşır. Aynen. Videomu burada sonlandırmak istiyorum. Videoma katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben değil. Kanka sen normal hayatta da spiker gibi mi konuşuyorsun? Yok, şu anda galiba bu konuşmamın dışına çıkamıyorum. Az önce buna çalıştım. Ama şu anda bu konuşmanın dışına çıkamıyorum. Bu kaldı yani. Geçen hafta video çekmiştim. Gay Yoru diye. Onunla da aynısını yaşadım. Bir süre evde top gibi gezdim. O kötü oluyor. Etkisinde bu kalma kanka. Evet. Etkisinde kalma. Evet evet. Öyle biraz kalıyor. Evet. Kendine iyi bak. Siz çıkıyor musunuz yoksa? Yo tamam, oynayacağız. Tamam. Ben videodan... Oynayacağım mı? Evet, ben oynayacağım. Biz de mi oynayacağız? Ha, videoyu bitirip mi oynayacaksın? Evet. Ha tamam, mantı yok kanka benim için. Tamam. O zaman bir şey diyeceğim. Şey der misiniz, kanalına abone olmayı unutmayın diye? Half-Hollow Blunt Gamer kanalıma abone olun. Hoşçakalın. Ben yakında Twitch'teyim. Beni takip edin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu ve bu tür serilerin devam etmesi için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Ve daha da önemlisi, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.